Tekrar selam millet. Selam. İkinci videomuz bugün. Bu ikinci part. Videonun sonunda part 2 olarak göreceksiniz bunu. Birinci partı benim kanalımda aramayın. Çünkü birinci partı Onur ablanın kanalında. Ben onun linkini altına ekleyeceğim. Yine de Onur Kınacı Birler diye aradığınızda YouTube'da Onur Birler diye YouTube'da. Onur Birler diye aradığınızda bulacaksınızdır. Öyle sorulara kaldığımız yerden devam evet. ediyoruz. Girizgahlar falan hepsi orada yani. Orayı okumanızı, izlemenizi istiyorum. Şimdi gelelim. Sorulara karışık karışık sordum ben diğer taraftan da böyle sıralı olmasın diye. Ve bütün sorulara da ister istemez cevap veremiyoruz. Bazı sorular çünkü çok cevaplanabilir sorular değil. Çok düşündük üzerine. Evet. O yüzden bakalım şimdi. Şimdi ilk soru The Boy in Books. Aşık Oyunları serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel şeyler düşünüyoruz. Güzel bir seri, başarılı bir seri. İyi ki yazılmış. Ya ben seviyorum. Distopya'yı çoğu kişiyle tanıştıran bir seri olduğu için ve ülkemizde hani en çok herhalde tanınan distopya evet. bu. Özellikle de belli bir jenerasyonun ve distopya'yı sevdiren bir seri. O yüzden bence hem okumuştum da ilk çıktığında da okumuştu. Filmleri de bence çok başarılıydı. Çok güzeldi aynen. adaptasyonları. Ben çok severek okudum. Bir seridir. Aynen. Ben de yani distopya anlamında başarılı buluyorum. Üstelik Türkiye'de birçok insan onunla distopya okudu. Evet. Yani her ne kadar 1984'ler, Altın Ökçeler klasiklerde de vardı. Hı-hı. Hani şeydi modern klasik sayabiliriz. Ama onlar çok hani bilinmiyordu. Distopya adının gelmesine sebep olduğu için seviyorum. Güzel karakterleri, güzel bir olay örgüsü olduğu için de seviyorum. Evet. Artı Açlık Oyunları'ndan sonra Açlık Oyunları'ndan esinlenilerek bakın benzeri demiyorum, evet. çakması demiyorum. Esinlenilerek gerçekten çok daha iyi de seriler ortaya çıkarıldı. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Bildiğim kadarıyla şu anda da Dex yayınlarından çıkıyor Açlık Oyunları. Dex, evet Dex'e geçti Pegasus'tan. Şeker kitapçısı Eren abi ve Onur ablacığım beni takip eder misiniz demiş. Evet. Şaka maka bir yanı siz takip etseniz mükemmel olur ama size en zor soru. En zor soru. Ne? Kitaplığınızda en çok hangi yayından ve kütüphanenizde toplam kaç kitap var? En çok hangi yayından kitabınız benim var diyor. Benim en çok Pegasus'tur. Benim de en çok Pegasus. Çünkü evet. Yani Pegasus'un bir patlama yaptığı evet. ve bütün güzel kitapların orada olduğu da bir gerçek. Kitaplığımda benim yaklaşık 3000'den fazla kitap var. Benim de 2000 var. Civarında kitabım var. Hatta bununla ilgili bir soru daha gelmişti. Şu anda burada hani kaçırırsam diye evet. söyleyeyim. Nihan abla, Onur abla ve Eren abi kitaplarınızda kaç tane kitap var? Toplamda kaç kitap vardı diye sormuştu. 3000, 2005, 1000 de Nihan'ın var. Aynen 6000 toplamda kitabımız var. Bayağı bir dükkan açabiliriz aslında başlığında değil mi? Çok satamam bunları benim evlatlarım satmayacağız, gibi. Satmayacağız, şey yapacağız. Gelecekler, okuyacaklar, gidecekler. Kahve işte. Ya ben yine şimdi yamuk okudum, sayfayı düzgün çevir. Kitabı öyle açma. Hayır, açmıyoruz dükkan. Hayır, hepsini. Açmıyoruz. Evet, çünkü biri gelecek onu böyle bir açacak, evet. elini kırarım. Bu arada ışığı kaçırmışız. Evet, birazcık çok yansıyor. Aa, olsun. Şöyle çevirelim mi? Birazcık. Çok karanlıkta kaldık gibi. Aa evet. Bak gayet güzel oldu. Evet. İpek. Bir sarı çevirdik. İpek Holmes. Ejmel ablayı öldürmek mi istiyorsunuz? Hayır biz onu yaşatacağız. O bizim olacak. Aa, çok istedik onun da dün akşam gelmesini evet, ama sınavlarından vardı, dolayı gelemedi. Yoksa biz böyle... Ama şeylerden, snaplerden falan çatlattık birazcık. Evet ama yarın yine yan yana olacağız evet. biz. Onur abla, ben, Ejmel, Nihan hep beraber olacağız. Evet. Ve 4 snapten de bayağı bildiğin yağdıracağız ortada. Onur abla Nihren Cephesi'ndeki Deniz'in istasyonu sormuş. Sadece arkadaşı düşüncesi hakkında ne düşünüyor? Brangelina'lar. Yok ama biz gerçekten arkadaşız Nihan'la. Arkadaşlar. Yani, daha ötesi yok. Yani o birbirimize olan aşkımızı bilmem sadece arkadaşlık evet. babında gidiyor. Aa, arkadaşlar mı acaba? Arkadaşlar. Ben şimdi araya şey sokayım. Acaba mı acaba? diye. Arkadaşlar. Galaksinin kitaplığı birlikte yaptığınız en büyük çılgınlık. Biz şimdi Onur ablayla ilk kez yan yana geldik. O yüzden büyük çılgınlık. Fuarlarda yan yana geldik de evet. hep fuar ortamlarında yan yana evet. geldik. Ve hani Onur abla da çalışıyordu. Evet. Çünkü İstanbul'da falan Pegasus'la beraber çalıştı. Standları çok bırakamıyoruz. Ama evet. bizim bu çılgınlık fuarda çılgınlık yapacak göre. Kadar bir fırsatımız olmadı. Genelde efendi oturduk. Evet ama bu fuarda çıldıracağız. Evet. Baya. Fuar sonrasında çıkışta çıldırmayı düşünüyoruz. Bakalım. Belki bizi bulursunuz kordonda falan. Evet.
İrem the Best kitap okumaya ilk hangi kitapla başladınız veya hangi kitap size okumayı sevdirdi? İlk okuduğum kitapları çok hatırlamıyorum ama okumayı sevdiren kitap Stephen King'in O'su. Zaten her yerde bahsediyorum o benim için. Ben böyle bir şey söylemiyorum çünkü demin de söylemiştim. Bir önceki videoda söylemiştim. 4 yaşımda başladığım için yani o zamanlar çocuk kitaplarıyla başladım. Onlar bana sevdirdi ama hangi kitapları bilmiyorum. Çocuk klasikleri, çocuk hikayeleri. Öyle belli bir şu kitap diyebileceğim bir kitap yok. Oldum alası seviyordum yani. Ha, Kendimi bildim bileli. düşünsene 5 yaşındayken okumaya çöküyor ya. Yani. 5 değil 4. 5'te ilkokula başladım. 4. Ay çok zeki miyim? Neyim Allah'ım? Neydi o? Ben starım bebeğim. Ablan star bebeğim. Rem de Best yine sormuş. Karakterini tamamıyla kendinizle özdeşleştirdiğiniz bir kitap var mı? Kitap karakteri. Karakteri tamamen Tamamen benimkine yok. uygun yok. Evet. Yani imkansız olur. Kendimden parçalar bulduklarım oluyor ama tamamı yok. Aynen benim de yok. Öyle. Aha, aynı beni anlatmış. Ay yok öyle bir şey. Bir de biz fantastik distopya okuyoruz. Yani düşünsene. Hangi fantastik karakter keşke benzesek de yok öyle bir şey. Kendimi Gollum'a benzetiyorum. Kıymetlimiz. Kitaplar karşısında öyleyim ama gerçekten. Kıymetlimiz. Hani. İyi ki doğdun Alyam. Umarım soruyu bize böyle hani ismini iyi ki doğdun Alyam. Neyse eğer doğum gününse de iyi ki doğdun Alyam o İyi ki zaman. doğdun. Eren abi ve Nihan ortak bir kitap yazsaydı konusu olan epik fantastik. Bizden epik fantastik Ha. çıkardı. Belki arasında birazcık aşk katardık. Hmm. Kitap okuyan fanda bu kadar... Aa, bu kadar silip atmayı nereden öğrendiniz demiş. Ya soru diye girdim ben buna. Kedim ve kitabım senden önce ben kitabını okudun mu? Filmine gitmeyi düşünüyor musunuz? Onur abla Ben okumadım. okumadı çünkü Çok hani acıktı sonu. Yani bana daha önceden anlattılar da hani ben çok acıklı kitap okumayı sevmiyorum. İçim dayanmaz falan diye. Ama filmine gitmeyi düşünüyorum. ben bir günde okudum. Sonunda hüngür hüngür aldım. Onun bir mektubu vardır sonunda. Orada böyle kendimi Şimdi yırtarcasına acaba ağladım. spoiler vermiş oluyor muyuz? Sonu çok acıklıdır. Yok, Sonunda söylemedim yapacak ki var ne mı? olduğunu, söylemedim ki. Ne Yani söylemedik ki söylemedik. söylemedik. Sadece Evet. ağladım. Belki aşkın büyüklüğü karşısında Evet. ağladım. Belki Bilemezsin. düğünleri çok güzel de ağladı. İnanamazsın. bir tane şeyden vardı. Snapchat'ten bir soru vardı. Onu soracağım. Sana da bir tane gelmişti Harika. Snapchat'ten. Şeyini almıştım. İsim bakacağım şimdi. Güzel bir soruydu çünkü. Işık şimdi çok daha güzel oldu. Evet. Şimdi dediğim gibi Snapchat'ten gelen bazı sorular vardı. Onları aldım. İki tanesi videolu olarak geldi. Helin Fırat sormuştu bana. Çocukluğunuzda yaşadığınız ve inanılmaz rezil olduğunuz bir anı diye. Ben bunu daha öncesinde Baldan Birinin kanalında da söylemiştim. Yani çocukluğumda gerçekten en rezil olduğum an odur. Şimdi bir öğretmenler gününde bizim hocamız böyle hediye almayı bilmem neyi falan çok çok seven biriydi. Ben hiç sevmezdim o hocamı. İlkokul hocam. Ayşe Deniz izliyorsan bütün şeylerimi sana yolluyorum. Negatiflerimi. Her neyse gerçekten kötü bir hocaydı. Hayatımda hiç iyi bir yer bırakmadı. Ama en rezil anım da onunla birlikte. Öğretmenler gününde annem benim hocama iç çamaşırı hediye etmiş. Hem de gayet böyle seksili, dantelli bilmem neli falan. Ve hoca bunu sınıfta açtı. Yani annem de görmüş. Nasıl gördü, ne yaptı bilmiyorum ama işte hocam çok beğenmiş onu. O da beğendiği için aynısını hediye etmiş. Böyle paketten çıkarttı. Ve tüm sınıfın gözü önünde Eren'in hediyesi diye, gelinin şeyinden diye. Yani böyle herkes duruyor. Baktılar böyle. Elinde Amcasından. bir sütyen ve bir don kıpkırmızı olmuşsun. Çok fenaydı. Yani gerçekten çok çok fenaydı. Ya ben düşündüm düşündüm bu soruyu okuduğumda da inan aklıma gelmedi. Hani böyle çok aşırı utandım falan. Benim hep böyle utançlı bir sürü anım var ama hepsi böyle ufak ufak. Hani senin Eren'inkine yakışacak bir anım yok. Bana Snap'ten gelen bir soru var. Bookstagram ortamı hakkındaki düşünceleriniz neler? İnsanlar birbirleriyle bu kadar samimi buluşmalar falan düşüncelerinizi merak ediyorum. Ne diyorsun? Sen söyle. Ben Bookstagram ortamını seviyorum. Her ne kadar bir Bookstagram olmasam da Onur ablanın da öyle. Ben Kişisel de Bookstagram profiliyle değilim. Aynen. kitaplarıyla beraber paylaşıyor. Yani Aynen. ben ondan yanayım. Bookstagram ortamı bence güzel çünkü biz blogger ortamından geldik. Orada da aynı fikirleri, aynı şeyleri düşünen, aynı kitaplardan hoşlanan insanlar yan yana geldiği zaman konuşacak dünya konusu oluyor ve inanın bana hani saatler bir şekilde gidiyor yani. Evet. Anlamıyorsun. 6 saat, 7 saat konuşuyorsun. Çok güzel arkadaşların pekişmesine sebep oluyor. Ben seviyorum. Bence olsun ve insanlarla iletişime geçin yani. Ama bu ısrarcı olmamak kaydıyla insanlarla iletişime geçmenizi öneririm. Ya zaten şöyle bir şey var. Biz blogger olduğumuzda da
Yani bir sürü de blogger vardı değil mi? De sonra hani birileriyle sohbet ediyorsun, onlar eleniyor. Daha kafa dengi olan arkadaşlarınız yanınızda kalıyor. İşte dediğim gibi biz 4-5 senedir tanışıyoruz. Skype'tan ya da Facebook'tan, Messenger'dan, WhatsApp'tan, telefonla o şekilde görüşmelerimiz var. Ya da işte fuarlarda karşılaştığımızda her seferinde konuşuyoruz. Eren gibi benim birçok arkadaşım var. Eren'in birçok arkadaşı var. Ve şöyle bir şey var. Hani normalde bulunduğunuz arkadaş ortamlarında kitap, hani onlarla farklı şeyler paylaşabiliyorsunuz ama okuduğunuz kitapları, işte kitap karakterlerini tartışabiliriz. Ya şu şöyle oldu, sonu böyleydi, şuna ayar oldum falan gibi konuşabileceğiniz arkadaşlarınız olmayabiliyor. Aynen. Bu açıdan da bu işte bizim zamanımızda şey gibi oldu. Eskiden bizim zamanımızda gerçekten blog kalmadı. Evet, blog çok kalmadı. Ben bile yazmıyorum hani, öyle söyleyeyim. Bir tek videoların linklerini unutmazsam koyuyorum. Bu arkadaşlıkların pekişmesi güzel. Tabii ki her an, her dakika mıç herkes olacaksınız diye bir şey yok. Dediğim gibi hani birine zaten tarzından anlıyorsunuz. Karşılıklı geldiğinizde, özellikle fuarlar bu anlamda karşılıklı tanışmak için çok uygun ortamlar. Aynı şehirde olduğunuz arkadaşlarınızla bence bir tanışın. Hani görüştüğünüz falan. Aynen. Ve kafanız çok da uyabilir, uymaya da bilir. Ama genelde uyuyor. Aynen, bu elektrik çok meselesi. Da, evet, hani bu samimiyet de ondan geliyor. Çünkü oturuyorsunuz, saatlerce konuşuyorsunuz. Ve bir yerden sonra örneğin şey olabiliyor, tamam, kitaplarla ilgili konuşabildiğiniz arkadaşınız oluyor ama bu sayede tanıştınız ve hayatınızı evet. aldığınız arkadaşlarınız Aynen. oluyor. Bir süre sonra kendi özel hayatınızdan bahsediyorsunuz, birçok şeyden bahsediyorsunuz, arkadaşınız gibi oluyor. Çünkü bence kafa yapınız, dünyaya bakış açınız falan artık benziyor. Hani zaten benzeyen insanlar birbirini çekiyor. O yüzden de hani ben iyi buluyordum, buz buluyoruz, iyi buluyoruz. Bu kadar şeyi bunu söylemek için anlattık. Hayatınız boyunca 3 kitap okuma şansınız olsa bu 3 kitap hangileri olurdu? En zor sorulardan bir evet, tanesi. Benim de. En sevdiğin 3 kitap. Cevap veremiyorum. Bu tarzdaki sorulara cevap veremiyorum. Aynen. Çünkü hani bir sürü kitabın bir sürü ayrı anısı var bende. Ayrı yeri var. Bir yani, sürü tür var. Bir kere bu şeye benziyor. Aynen, türler arasında seçim. Hani fantastik de ayrıdır, işte klasik de ayrıdır, bilmem ne. Hani çocukların arasında en sevdiğin çocuğun hangisi gibi bir gibi soru bir şey. Aslında. Aynen. Yani çok zor. Bu soruyu cevaplamıyoruz. Ve son sorum. Eren abiyi seven bu kadar çok insan var. Onu seven bunca insan hakkındaki düşünceleri ne? Ben Gülben Goral sormuş. Ben seviyorum yani. Ben beni seveni severim yani. Beni sevmeyeni de severim gerçi. Yani zarar takip edin, takip ederim. Takip et, takip. Hayır yani hani gerçekten çok severim. Herhangi bir problem olmuyor. Gelen bütün tanışmak isteyen herkese tanışırım. Bununla ilgili hatta bayağı bir şey geliyor. Herkese bu kadar samimisin, gerçek mi? Senin gerçek olduğuna inanmıyorum diyenler de oluyor ama beni arkadaşlarıma sorun, bana sormayın zaten. Hani onlardan fikir edinebilirsiniz. Bende var bir tane Dicle Sıfır yine video atmıştı Snap'ten. Booktuber olmaya nasıl karar verdin? O ilk videoyu koyarken düşüncelerin nelerdi sanırım? Tekrar oynatamadım, kusura bakma. Ama genel olarak buydu. Ben bloggerdim zaten. Yazıyorduk. O evet, dönemler yazma vardı. Bir tane booktuberımız var bizim. O da Tuğçe Nur, kitap aşığı. Evet. Şu anda bulamazsınız. O kanalını kapattı. Tuğçe'den sonraki Türkiye'deki ikinci benim. Ben yaptım. Üçüncü de ben yaptım. Üçüncü de bu yaptı. Benim videoyu koyma amacım şuydu. Kitaba gerçekten çok sinirlenmiştim. Bu arada. Senin giydirme videon vardı değil mi? Doğru, evet. Hatırladım. Yani 50 dakikaya yakın. Hatta belki geçkin. Kısa çok sinirliydim. Tadında. Çok sinirliydim. Benim ilk videolarım öyle gerçekten. Hani başından beri beni takip edenleri hep şey diyorum ben. 45 dakikalık videoları nasıl izliyordunuz? Evet. Ben kendime de soruyorum nasıl çekiyordum diye. Şimdi 15 dakikalık çekiyorum. Çok sinirliydim, o yüzden onu paylaşmak istedim. Senin ilk videon? Benim bir ilk tanışalım mı videom var. Evet. Ben onu nasıl çekmeye karar verdim? O zaman Ankara'da yaşıyorduk. Çok sıkılırım, hiç tanıdığım kimse yok falan. Yeni taşınmışız oraya. Tuğçe'yi izliyordum. Sonra dedim bir gün ben neden yapmayayım ki? Hani ona karar verme süreci kimse yok işte. Dediğim gibi şu anda birçok arkadaşımız yapıyor bunu. Çok da güzel yapanlar var. Geçtim. Çok da kötüdür çekimi. Böyle yere koydum falan. Böyle tepeden bakıyorum videoya. Işık yok, bir şey yok. Yani şimdi de gerçi ışık yok. Hani 1,5-2 sene değişen pek bir şey olmadı. Ama olsun. Yani böyle bir konuştum. 20 kere falan çekmiştim ben. Yani ben de bir gün işte geçmiştim karşısına. Çektim. Ama çok zor geliyor. Şöyle gelsene, dışarıda kaldım. Yani hani gerçekten çok zor geliyor. O videoyu oraya koymak. Evet. İnsanlar ne diyecek, ne düşünecek, bilmem ne. Evet. Bir sürü şeyi düşünüyorsun. Yani şimdi çok rahat. Cesareti toplamak birazcık işti.
Ondan sonra hatta ben böyle 20-30 kere falan çektim. Hiçbir şekilde edit yapmayı bilmiyorum bilmem ne falan. Bir yerde bir takılıyorsun. Başlıyorsun ya da konuşamıyorsun ve kal geliyor sana. Ondan sonra hadi başa tekrar merhaba ben de reading AD biliyorsunuz derdi falan diye. En zor şey ya. Evet. En o giriş şey. Bana en zor giriş geliyor ya. Girizgah. Senin yine o gır... Ay pardon. Ben gideyim mi? Ya. O girizgah. Ben İngilizceyle karışık. Girizgah kısmı hakikaten zor. Sen mesela çok güzel oturttun. Selam millet diye evet. Başlıyor. Artık bu selam millet de duyduk. Ben bakıyorum bu biliyor musun? Ki. Nerede oldu? Hani gerçekten nerede başlamış? Önce selam millet, selam. Herkese merhaba bilmem ne falan. Oturuyor sonra ya. Ya korkmayın. Yapmak ben de, isteyen herkes yapsın. Ben de oturmadı işte. Ben işte merhaba. Ben de Reading Lady Blue'nun sahibi Onur diye başlıyordum. Sonra Blue'u artık ikinci plana attığım için The Reading Lady'yi kaldırdım. Sonra videoları izledim. Millet ne yapıyor diye. Herkes şey diye başlamış işte. Herkese merhabalar, yeni bir videomla karşınızdayım. Aynen. İşte bugünkü videomda falan fıstık diye devam ediyor. Ben de o tarz benimseme, o akımın şeyi oldu. Ben de artık öyle başlıyorum. Keşke ilk selam millet ben bulsaydım ya. Keşke ben bulsaydım. Şu an var biliyor musun? Selam millet diye şeyde... Bu... Ama o yani senle çıkan bir şey sonuçta. Şimdi hemen şuradan soru. Diğerinin şarjı bittiği için göremedik. Evet abi bu soru sana. Bana önerebileceğin bir kurt adam kitabı veya iyi bir vampir kitabı var mı? Niye ona? Ben de okuyorum. Niye ona? Yani fantastik seviyoruz biz. Kesme. Kurt adam okuyorsun eğer. Kurt adamın yükselişi var. Glenn Duncan'ın olması lazım. Gerçekten çok güzeldir. Silhouette serisi var. Silhouette var. Okay, ondan sonra... Kurt adamlı, içerisinde kurt adamların daha doğrusu likantropinin, hayvan adamlarının olduğu Anita Blake serisi var ki bence iyi de bir vampir serisidir. Aynen. Belli bir yere kadar erotizm düzeyi çok düşüktür. Sonrasında erotizm artar eder gidiyor falan. Vampir kitabı olarak da Gece Avcı serisi. Çok güzeldir Gece Avcı serisi. Çok beğenirsiniz. Leopar Adam isterseniz şey var. Serseri serisi var. Serseri evet. Serisi değil onun adı ya. Dönüşüm serisi. Dönüşüm serisi. Dönüşüm serisi var Pegasus yayınlarından çıkan. Onu tavsiye ederim. Ben çok seviyorum ama o seriyi çok seven de var. Hiç sevmeyen de var. Ama ben seviyorum ya. Evet, gayet güzel. Gayet seridir. Güzel. Tavsiye ederim. Boy in the Books sormuş bunu. Abdiyayla 2 fobi kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de almak istiyorum ve yorumlarınızı merak ediyorum. Ben henüz Wolfdorn kitaplarının hiçbirisini okumadım. Ben bu benim okumadım. Çok büyük eksikliğim gibi. Fobi bilmiyorum. Var ama, yani aldım ama daha evet, okumadım. Ben de var ama okumadım. Pofuduk okuyucu bu soru çok gelmiş. Snap'ten falan da gelmiş o yüzden diyeceğim. Wattpad'den çıkan kitaplardan okuyup da beğendiğiniz kitap hangisi diye... ne yalan söyleyeyim benim şu zamana kadar Wattpad'den çıkıp okuduğum ve beğendiğim bir kitap olmadı. Ben hiçbirini okumadım. Yani benim bir tek şey var. Daha sonrasında Wattpad'de de yazmaya başlayan bir yazar var. Mürşide Toslak. Onun kitabı çok güzeldi. Türkiye'de bence ona kıyaslayabileceğim o temada mitte bir şey yok. Melek kitabı yazıyordu. Yani belki onu okuyabilirsiniz. Şu anda yayın evinde, o yayın evinde değil. Belki kitapları da bulmak çok zordur ama yakında tekrar Mürşide Toslak'ı göreceğiz. Çıktı mı kitabı? Yasak Cennet çıktı. Ha. Yasak Cennet Wattpad'de yoktu. Sonrasında eklendi bilmem ne falan. Belki orada vardır. Oradan okuyabilirsiniz. Ben dediğim gibi hiç Wattpad kitabı okumadım. Pluto kitaplığı şu ana kadar 5 sene içinde ne kadar kitap okumuş ve almışsınızdır? Sayısını hatırlamam. Zor bir soru ki evet. Ya ben de hatırlamam. Benim işte o 3000 küsürlük kütüphanem 9 yılın eseri. Yani 9. yılına falan girecek 9 yılın eseri ve çok fazla şey var. Hatırlayamam. Bana bir de yani geldiği kadar hani aldığım kadar ben veriyorum da hediye ediyorum, dağıtıyorum, şey yapıyorum. Bir daha okumayacağım kitapları çünkü kitapta yer açmak gerekiyor. Herkesin öyle çatı katları yok duvardan duvara. Dün de onu söyledim. Bak dedim babanın evinde öyle şey özel odalar, özel kütüphaneler şey ben seni göreceğim ileride. Kendi evine çık evlenince ne olacak? Ben salonu yapacağım ya. Salonu bayağı bildiğin kitap yapacağım. Ya salonu yapamıyorsun çünkü neden yapamıyorsun? Ben mesela yapmıyorum. Yaptığında millet geliyor gidiyor. Ay şu kitap okuyayım. Elliyor. İstiyor okuyayım falan. Versen bir dert, vermesen bir dert. Al o yüzden beni. Bak benim kendi çalışma odamda hiç kimse görmüyor. Alt kat ama şeyde de salonda da var bizim şeyler. Kitaplar, iş kitapları, kişisel gelişme. Aslında onları alabilirsiniz. Zamanında kalan. Ya evet ben de kitaplarımı çok birilerinin dokunmasını sevmem. Yani sevmem. Ya benim o. Ben çok özen gösteriyorum. Bir başkası şey yapacak.
Pofuduk okuyucu yine sormuş. Bilim kurgu tarzını size sevdiren, farklı kıldıran kitap hangisidir diye. Ben Arthur C. Clarke'la başlamıştım bilim kurgu okumaya. Ben de Jules Verne'le başlamıştım. Evet, Jules Verne de çok güzel. Yani o babasıdır zaten. Aynen öyle. Benim zamanımda başka yoktu zaten herhalde. Basılmıyordu ki. Basılmıyordu yani. İşte Jules Verne vardı. Onunla başladık. O sevdirdi. Ondan sonra tabii bir sürü seçeneğimiz oldu ama. Aynen. Benim Uzay Yol, Bir Uzay Macerası olması. Aa, kitabın ismini unuttum, seri. Neyse, işte Arthur C. Clarke'ın böyle kocaman, şimdi iteki de var ciltli olarak şeyi. Sultan Nulas ilk kitabı da son kitabı da harika dediğim bir seri tavsiye edebilir misin? Gece Avcısı. Gece Evi iğrenç. Gece Evi'ne başlamayın. Gece Avcısı'nın ilk gece kitabı da çok iyiydi. Gece Evi bir yere kadar iyiydi. Beşinci kitaba kadar evet, iyiydi. Sonra beşinci kitaptan bıraktım. Sonra yani bittiği gün ben son kitabını aldım, novellaları bilmem ne falan da var. Sen bitirdin mi sonuna kadar? Yok. Ben de 9'da falan bıraktım. İki tane kitabı kaldı. Ondan sonra bir leşleşiyor. Evet. İki kitabı var. İki tane de novellası var bende. Çünkü ben serileri tamamlarım, kütüphanemde bulunur. Bittiği gün halay çekeceğim. O halayla böyle Snap'te var. Snap'te böyle şeyle yayınlayacağım size. Gece Avcı serisinin ilk kitabı da çok güzeldi. Cat ve Bones. Evet, Cat ve Bones. Son kitabı da çok güzeldi. Evet. Yazar zaten dünyayı artık bıraktı. O tarzda bir şey yazmayacak. Ama kararında bıraktığını düşünüyorum. Daha da ilerleseydi belki tadı kaçardı. Ama evet. Cat ve Bones hiç bozmadan gerçekten güzel gitti. Başka ne olabilir? Arkadan kopya çekiyorum bu arada ben. Efsane serisi. Ben o seri ikinci kitapta bıraktım i̇kinci ya. İkinci kitap çok kötüydü. Üçüncü çok kitap. Kötüydü. İlerlemedi, gitmedi yani. Ondan sonra Aşk Bütün Zamanların içerisinden geçer. Ha bak geçer. Ben de onu şey yaptım. O çok güzel bir seriydi. Ben onu çok sevdim. Oradan kestim. Duman ve Kemiğin Kızı. Üçüncü kitap bizde çıkmadı ama ilk kitap güzeldi. İkinci kitap çok güzeldi. Üçüncü kitabın da çok güzel olacağını. Eminim ikinci kitapta durağanlık vardı ama o bir yerden sonra çözülüyor. Ölümcül Oyuncakları da güzel bence. Güzel, evet. O da güzel. O da farklı yerlere güzel gitti. Bitti. Güzel gitti bence. Son kitabı okumadım ama ben onda halen daha. Ay, sonu çok güzeldi diyemem. Belki maymun gibi bitmiştir ama. Yani şey, dördüncü kitaptan sonra şey yapıldı ya, ona ek yapıldı ya. Normalde üç kitaplıkta, sonra daha da altıya çıkarttı. Ama fena değildi. Serseri serisi çok güzel başladı. Çok evet, güzel bitmedi. Evet, yani dönüşüm evet, serisi. Dönüşüm serisi çok güzel başladı. Çok güzel bitti. Aynen. Onu da seviyorum ben. Şu zamana kadar gelip de kendini hiç bozmayan Game of Thrones var. George sağ olsun bütün sevdiğimiz insanları övüyor. Romanstan örnek vereyim. Judith McNaught'un bu Düşler Krallığı, içinde Aşk Saklı serisi. Onun yan serileri, Squall serisi vardır ya. Evet. Onlar da mesela çok güzeldir. Ateş. Hepsi aşık oluyor. Ateş serisi. Ya bilmiyorum. Ateş serisi, Karen Moning'in ilk kitabını bulmak şu anda çok zor. Fahiş fiyatları satılıyor. Şey, yani Artemis'in o çeviriyi tekrar gözden geçirmesi lazım. Evet. O zaman olur. O yani zaman olur, çeviriden aynen. Kaynaklı bir kötülük çeviriden vardı. Çeviriden kaynaklı bir soğuma oldu bende çok kişide. Baronsun bir Esenler çocuğuna dönüştüğü Alem Bursa Kral. Alem Bursa Kral benim. Ulan da diyordu. Ulanlar var yani. Çok fenaydı. Ama seriyi genel olarak seviyordum ben. Şimdi diyor ki İlayda Dürgeloğlu, sizce kitabın kapağı okuyucuları etkiler mi yoksa içeriği mi daha çok etkiler? Kabul edelim, kapağa bayılıyoruz. Evet ama etkilememesi gerekiyor. Ben her zaman şeyindeyim. İçerik. Yani içerik. Ya kitabın kapağı, ben kitap alırken kitabın kapağına bakmam ya. Ben bakıyorum. Yani güzel olduğu için kutluyorum ama dikkati çeken bir kapak varsa, kitabı bilmiyorsam bu ne ki diye alırım ama hani kapağı çok güzel bir şey değil ya, ilginç bir kitapmış diye evet. Elime alma sebebimdir. Aynen. Ama kapağı güzel diye kitap almam, kapağı çirkin diye kitap almam. Ben bazen görüyorum ya bookstagramlarda işte kitabı alacaktım ama kapağı çirkin diye almadım. Yok o yani, olmaz. Kıyafet mi bu, üstüme rengi uymadı bilmem ne diye. Önemli olan içeriği aynen. Göz hapsini almamız için yani. Zaten evet. Şey vardır, pazarlamacıların söylediği bir şey var özellikle raflardaki ürünler için. Müşteriyi etkilemek için 2 saniyeniz var diye. Hı hı. Bu bir gerçek. Örneğin şöyle bir örnek vereceğim. Yabancıdan çıkan Cadı Avı. Tamam mı? Çok kapağı güzel. Gördüğün an alırsın. Yani evet. Bak, almak satın almak değil. Raftan alırsın. Dikkatini çekiyor yüzlerce kitabın içerisinde. Çeviriyorsun arkasını, konuyu okuyorsun. Konu seni yakaladı mı alırsın. Evet. Ama dikkat çekme amacıyla kesinlikle. Zaten hani ben şeye de inanmıyorum. Hani kapağını beğenmediğim için kitap almadım, kapağı kötü diye okumuyorum ya falan. O zaten gerçek bir okuyucu değilsin. Sen yani moda olsun diye mi okuyor artık insanlar onu? Anlamıyorum. O hani gerçek bir okuyucunun, gerçek bir kitap okuyucunun. Tabii ki hani olumlu, güzel kitap, güzel kapaklılar olumlu ama aynen. Diğeri de olumsuz bir etki etmemesi gerekiyor bence. Bence de. Diyelim ben. Bookstrologs, hüngür hüngür ağladığınız kitaplar neler? Gel koy var gelsin. Biz ikimiz de ağlak. Ben okumamaya çalışıyorum zaten. Ama arada kaçıp.
Ya ben yok hiç okuma. Ya artık biliyorsam acıklı olduğunu okumuyorum. Ama böyle yanlışlıkla elime geçip de şeylerde. Mesela şeyde ben en son çok olmuştum. Neydi o? Bir köpeğin anıları mıydı? Yabancıdan çıkan neydi köpekli olan? Can dostum. Ha, can dostum. Ay onda ne ağladım ben. Köpek ölüyor. Gerçi bir daha diriliyor, bir daha ölüyor. Her ölüşünde ağladım. Çok üzüldüm. Güzel bitti gerçi. Öyle acıklı falan bitmedi ama yani yine hani şey güzeldi Bak bitişte. benim hüngür hüngür ağladım aslında acıklı olmayan bir kitap vardı ama gerçekten ağladım. Kurtlara Söyle Eve Döndüğümde deli gibi ağladım. Yorumunu yaparken de kendimi kaybediyordum neredeyse. Aynı Yıldızın Altında da ağladım. Okumadım onu belki. Ondan sonra Senden Önce Ben de ağladım. Şu an ilk üç aklıma gelenler bunlar. Ama ben okurum. Yani içimde küçük bir mazoşist var. Kendini ağlatmayı seven. O gidiyor. Bir tane soru var. Evet abi, 17 yaşıma mektup videonda 17 yaşına Cem Adrian'ı hayatına sok demişsin. Ben o günden sonra Cem Adrian'ı dinlemeye başladım. En sevdiklerim Biz Senle, Beni Affet Bu Gece, Şeker Prens, Tuz Kadar. Cem Adrian olduğu için bak bu soruyu cevaplıyorum. Cem Adrian bütün şarkılarını hemen hemen çok severim ama albüm olarak Tuz söyleyeceğim. Prensi. Tuz Kral, Tuz Kral, Şeker Prens kesinlikle en güzel albümüdür bana göre. Ondan sonra da Sana Bunları Hiç Bilmediğim Bir Yerden Yazıyorum. Uzun bir süre boyunca ben ince buz üstünde yürüyorum dinledim. Çünkü Şebnem Ferah da söylüyordu. Onunla birlikte güzeldi. Bu iki albümü dinleyin. Boylarınız kaç? Ya. Boyu 78. söylerim ama kilomu asla. Hayır. Asla. Hayır. Bak yaşımı söyledim. Boyumu da söylerim. 1,72 boyum benim. Ama kilomu söylemem. Benim 1,78. 80 değil. İkiyi vermemiş oraya. Bakıyorum şimdi. Nehir ZMTN. Herkese önerebileceğiniz kitap demiş. Herkese önerebileceğiniz kitap. Bunu Öyle bir şey söylemek yok çok zor bence ya. ya. Aynen. Çünkü hani ne olabilir? Lola ve Komşu Çocuğu sevebilirsiniz. Romantik komedi Mucizeyi tarzındaydı. öneririm. Ben Mucizeyi Mucize, herkese evet. öneriyorum ve okuyan herkes çok sevdi Mucizeyi. Yani büyük hani anneanne olan birine de önerdim. Çok sevdi. Teşekkürler etti ilk önermişsin diye. Genç kızlara tavsiye ettim. Yaşı küçük insanlara tavsiye ettim. Kim okuduysa yani hiçbir şekilde yaş aralığı olmadan yani okuma zevki tamamen birbirinden farklı. İnsanların hepsi beğendi. Bak Evet, Mucize. mucize. Alt metini çok iyi Evet. onun. Çok Yani güzel bir dış kitap. görünüşü. Okumayanınız varsa mutlaka okusun. 2015'te en Kesinlikle. sevdiğim 5 kitap videosunda zaten bir numaraya koymuştum ben onu. O videomda. Ondan sonra da okuyan çok olmuş bu arada. Döndüler videonu Evet. izledikten sonra iyi ki söylemişsin abla çok etkilendim falan diye. Zaten kitabın aldığı ödüller 4 sayfa Evet. ya. Düşün hani o kadar Aynen. ödülü var. Çok Ama güzel bunun kitap. hepsini hak ediyor. Bir çocuğun ağzından anlatılıyor. Muhteşem anlatıyorlar onu. Morningstar'ın çevirisi bitmiş mi bilmiyorum. Ben bilmiyorum en azından. Çevirmen arkadaşım. Biliyor mu söylemem. Mara Dair serisini okudunuz mu? Hakkında ne düşünüyorsunuz? Okumadım. Mara Dair serisini okudum. Birinci kitap güzeldi. Gerçekten güzeldi. Hani böyle arada mistik, gizemli şeyler bilmem neler falan. İkinci kitap da gayet hoştu. Üçüncü kitapla ilgili serinin en çok sevenleri bile bu kitabı, üçüncü kitabını okumayın dediği için. Gerçekten mi? Evet. Duruyor bende hala akıl çıkmazı. Okumadım. Ben onu gizli gizli okuyorum. Çünkü sevip sevemeyeceğimden emin olmadığım kitapları bir gizliden okuyorum. Çünkü çok büyük fanları olan kitapları bir şey dediğim zaman o fanlar beni öldürüyor. Ben okumadım da bende ilk iki kitabı var galiba. Ya da ilk kitabı var, iki kitabını da alacağım. Evet, Öyle bir ilk şey. kitabım İlk var kitabı vardı sende. ama alacağım. Hayır şeyde akıl çıkmazı da var. Arada kitap yok. Ha, aradaki yok. İkiyi de o fuardan alırım. Sizce hangi serinin bir kitabı olmasaydı daha iyi olurdu? Yani mesela Seçim serisinin ikinci kitabı olmasaydı da olurdu gibi. Bak biz Seçim serisinden dün bahsettik biraz. Ben Bahsettik. tamam tabii ki yazarlar bazı kitaplarda şey yapabiliyor ama yine de bunun bir dengeleyici olduğunu düşünüyorum. Şöyle de bakalım, ikinci Evet. kitaplar eğer bir üçleme ise her daim ara geçiş kitabıdır. Bunu böyle kabullendiğinizde ikinci kitaptan çok bir şey beklemeden okuyorsunuz. Size ufak küçük bilgiler veriyor. Ben olmasaydı dediğim bir şeyi, Gece Evi serisinin mesela 4-5 tane kitabı Evet. olmasaydı da o olaylar Gece biraz Evi daha şey 5-6 yapılsa. kitapta bitse bence çok güzel bir seriydi. Ondan sonra böyle sündürdü ya hani Aynen. yazarları. Yani o sündürmesi bak bütün genelde Gece Evi serisi sevenleri soğuttu. Ya yarısında 8'de mi 9'da mı ne artık bıraktım. Aynen. Hani onlar olmasa da olurdu. Keşke bir 6 kitapta bıraksaydı işte serseri dönüşüm serisi diyoruz ya. 6 kitap bitti. O Çünkü kadar çok uzadığı yani. zaman Evet. gerçekten çok uzuyor. Bak, Türk Aynı dizileri gibi oluyor. Nasıl Kiralık Aşk'ı izliyor musun Of, sen? hayır.
Bir ya ben izliyordum. Çok da seviyordum Kiralık Aşk'ı ama sonra Allah'ım içim baymaya başladı. Hiçbir olay olmuyor. Yani tamamen sündürme, bak, işte para bakış, kazanalım şeyi. Bakış, bakışlar, evet. Boş şeyler. Bakışmayla araya iki tane şarkı koyuyorlar. Yemin ediyorum biliyorum bir tanesi. Gerçi soundtrack'i çok güzel. Şey, Spotify'da listesi şey var onun, Kiralık Aşk soundtrack'i. Müzikleri çok güzel. İşte o şarkıyla onlar ağlıyorlar. Evet, şöyle, şöyle duruyor. Aradan iki tane şarkı, öyle bakıyorsun sen hatta de. Hatta o araya iki reklam falan sıkıştırıyor. Öyle ben gerçi internetten izliyorum. Bıt 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 zıplata zıplata. Yani dayanamıyorum. İçim şişiyor. Kitapları kitaplara nasıl sıralarsınız? Allah aha, nasıl böyle verdiyse. Allah ne verdiyse bütün boşlukları dolduraraktan hele şu tarafta şu gördüklerinizi bir kutucuya sıkıştırdığınızda 50 tane kitap sığıyor ama nasıl arkalarda böyle 3 sıra halinde arkalarda kitapları göremiyorsun falan. Benim de en muzdarip olduğum şey yani kitaplarımı göremiyorum. Çok eski zor kitapları koyuyorum o taraflara, evet, işte. Gece evi serileri mesela. Yani artık görmeme gerek olmayanlar, yeni gelenler öne diziliyor. Allah ne verdiyse. Ama şeyi soruyor olabilir, yayın evi, ha, yazar, yok onu hiç yapmadım ben. Yani ben benimkiler çok öyle. Seninkiler öyle, dikkat aynen. Mesela şu arka Pegasus. Şurada Dexler var, burada evet, Pegasus'lar var. Şurada Artemis'ler var. Yani yayın evi dizmeye çalışıyorum. Tabii mesela bir yayın evinden çıkan yazar diğerine de geçtiyse artık onu bir tanesinde tutuyorum. Yani arada böyle geçişler, karmaşalıklar oluyor ama genelde hani Pegasus'tan bir kitap aradığımda dıt diye arkaya bakıyorum. İşte polisiyeler o tarafta falan gibi. Böyle bir kendime göre uyduruktan bir sistemim var. Ben, İşe de yarıyor. Benimki biliyorsun zaten bulurum. Bir kısım alfabetikte o olmuyor. Çünkü olmuyor. Her kitap aldığında evet, o alfabetik o. Gerek hepsine. Şey ya, kaydırıyorsun ya. Buraya koyuyorsun. Ay bura kayıyor, bura kayıyor, evet, bura kayıyor, bura ya kayıyor. Ya bütün kitabını bir daha pıt 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 yana aynen kaydırman gerekiyor. O bizim için aynen olacak bir şey değil. Kütüphaneler nasıl yapıyor onu ya? Aa evet, nasıl kodluyorlar? Adamlar da binlerce kodlama onların sistemi var. Ben üniversitede onun şeyini görmüştüm. Ciddi kütüphanecilik misin diye dersimiz vardı. İşte bir New York kütüphane sistemi var. Bir de bir tane daha kütüphane hmm sistemi var. Onların böyle kodlamaları bilmem neleri var. Ben dizilimini bilmiyorum nasıl işte. Dediğin gibi orada harf sırasına göre. Yok, ama hepsi de normal rafına şey göre. Yani ben hayatta ya çok isterim. Hatta böyle bazen kütüphanemde şey istiyorum. CT, Ctrl, F tuşunu istiyorum, tamam mı? Bulamıyorum bazen. Uyuz oluyorum. Bu kitap bende var ama nereye koydum? Ben öyle bir sıkıştırmışım işte ki. Yok yani böyle çok bilinmeyen kafamdan çıkmış. Bir yere sıkıştırmışım. Kitaplığımda var ama nerede? Hani bulamıyorsun. Keşke olsa böyle tık diye aratsam bulabilsem. Şimdi bir soru daha gelmiş. Az önceki soruyu da Demigods PJ'ye o sormuş. Şey sen Percy Jackson. Abartıldığını düşündüğünüz seriler. Gece Evi serisi kesinlikle abartılıyor. Gerçi artık onu kimse o kadar şey yapmadı. Çok böyle herkesin efsane serisi bence. Labirent serisi. Bak bu konuda da haklılığım çıktı abi ortaya. Çünkü ben Labirent serisinin ilk kitabındaki klişelerden demiştim ki bu kitap belli böyle böyle olacak, şöyle olacak diye çözmüştüm. O kitabın, serinin en azılı tutkunları bile birinci ikinci kitabı çok beğendiler. İkinci kitap evet ilkinden daha iyi, ona bir şey söylemiyorum ama üçüncü kitap özellikle dördüncü kitapta artık şey hani canımdan bezdin diyenler vardı. Kesinlikle o. Ben de efsane diyorum abartılı İkinci seriye. Kitaptan dolayı. İkinci kitaptan dolayı yani. Yine Demigods PJ'ye o soruyor. Bookstagram'ı seviyor musunuz? Neden? Bookstagram yapmayın, kendiniz olun diyorum bazen insanlara ama bir yandan da o kadar güzel fotoğraflar çekiyorlar ki ben çok fotoğraf güzel çekmede başarısız. Bu geçen şeyde telefonda konuştuğumuzda söyledim değil mi sana? Ya dedim hani o kadar güzel temalar yapıyorlar falan ve çok beğenerek izliyorum arkadaşları Bookstagramerları. Hani bayağı şey filtreleniyor fotoğraflar, işte temalar oluşturuyor, fon yapılıyor falan. Dedim ki sen de beceremiyorsun hani evdeki elini koyuyor çık çekiyor ben. Ya çimin üzerine ya halıya koyuyorum ya da ben de kütüphaneye koyuyorum. Hani bu kadar çalışıyor. Benim dedim öyle bir şeyim yok, ben yorum yok. Sanatsal. Özeniyorum ama çekemiyorum yani. Mecmen yapıyor yani bir örtünün kenarı, örtünün şeyinde hani böyle yatakta bilmem ne de falan. Yemin ederim denedim. Olmuyor. Ya o göze mi sahip değilim ben? İşte onda o, da nevresim var. Bende de turunculu bir kitap var. Lola ve Komik Çocuk olması lazım. Turunculu bir şey getirdim. Tamam, rington efsane uyuyor. Turunculu aksesuarlar bilmem ne falan. Ben çektim. Allah iğrenç. Olmuyor. Gelmiyor. İşte onu ecver çeksin ne kadar sanatsal çeker. O bir, bence şey dediğin gibi göz. Göz. Bizde o yok. Biz ben de o yok. Şakır diye çekiyoruz. Zaten hani demin de söyledik. Biz bu Instagram'ı değiliz. Yani normal kendi hesaplarımız. Ben de kedimi köpeğimi de çekiyorum. Bilmem ne. Okuduğum kitabı da çekiyorum. İşte aldığım bir şey de olursa. Bu şey... Kişisel hesap gibi bir şey.
Kitap kumbarası kendinizle ilgili kimsenin bilmediği bir şeyi paylaşır mısınız? Kimsenin bilmediği bir şeyi. Benim genelde her şeyim açıktır arkadaşlarım ama ortaya koymadığım bir şey varsa... Ben söyleyebilirim. Mesela ben noktalı bir şey gördüğümde midem bulanır. Aklıma bu geldi şimdi. Böyle hani puantiye özellikle çıkık çıkık gibi gözüken bir şey gördüğümde direkt midem bulanıyor. Niyeyse bilmiyorum. Çocuk doğurmak lazım. Bir keresinde şey hani bu televizyonların eski televizyonların üzerinde böyle yeşil şey olur üzerinde şeyler, nokta. Onu görüp kustuğumu bilirim. Oho, o kadar. Ilginç. Yani böyle bir şeyim var. Ya ben o zaman şunu söylüyorum. Herkesin bilmediği, arkadaşlarım bilir de siz bilmiyorsanız da bira kapağı açma konusunda dişimle açıyorum sadece. Hadi canım. Evet diye açarım. Aha. Ama şunları hani tahtayı bilmem ne ya da çakmağı kullanamam. Ve tamam. Buldum ne? Buldum. İplik düğümleyemem. Niye? İğrenç bir batıllık olarak kalmış. Onu düğümlediğim zaman mesela alırım elime düğümledim. Batıl da düğümleniyor falan. Düğümlerim mesela onu düğümledikten sonra öyle atamam. O düğümlerin tek tek kör de olsa gerçekten çözmek zorunda hissediyorum kendimi. Bir keresinde yolculukta yapmıştım. Nereden baksan 60-70 tane düğüm var ve artık körleşmiş şu şey olur ya ıslak mendil. Elimi silmişim etmişim bilmem ne onu böyle uzata uzata ip yapıp düğüm atıp atacağım. Gitmiyor elim, gitmiyor yani onu tek 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 düğümlerimi çözerim evet düğümlerle birlikte atamam. Bu ilginç bir şeymiş ya. Bilmiyorum neden ama var. Okuyan kütüphane idolünüz var mı? Varsa kim? Ben kendini geliştirmiş insanları idol olarak alırım kendimi. Hep evet. Onlar gibi olmak isterim. Bir isim olarak olmaz hani şu kişi benim idolümdür diyemem. Olmadı da. Aynen benim de. İşinde başarılı, hayatında başarılı hani oldum olası öyledir. Hani aynen, beğendiğin şeyleri, onun iyi huylarını, iyi şeylerini, özelliklerini kendime de uygulamaya çalışırım. Evet. Ama onun dışında şey yok. Bir idolüm ya da bir aşırı hayranlığım olan birisi yok. King of the Book. Neden Stephen King? Çünkü Stephen King. Yani King o. Okuyan bir genç çok eğlenceli, komik ama içinde ağlanacak bölümlerde olan bir aşk kitabı önerir misiniz? Romantik komedi tarzındaki bütün kitaplar böyle. Yani mutlaka onların belli matematiği sonra, var. Evet. Yani gülersin. Dram da oluyor içinde ama böyle sizi hüngür hüngür ağlatanlar çok nadir. Çok nadir. Ama tarihi aşklarda olabilir. Evet. Yani bütün aşk kitaplarında genelde böyle zaten. Dediğin gibi matematiğinde. Book Sare Life for Me. Ay o kadar zor isimler koyuyorsunuz ki okunmuyor. En sevdiğiniz çizgi film karakteri. Benim Marvin. Marvin the Martian. Marslı vardır ya bu kafasında kocaman bir şey böyle bu süpürge gibi burada şeyi vardır. Hep üstüme tişörtlerini falan giyerim. En sevdiğim çizgi film karakteri o. Kim o be? göstereceğim. Neyse sonra gösteririz videodan sonra. Benim en sevdiğim şey karakteri de Mickey Fare. Mickey Fare yüzüğü de varmış kolunda. Evet, Mickey Fare'yi severim ben de. Evet, ben şimdi buldum size göstereceğim Marvin'in kim olduğunu. Marvin. Biliyorum. Marvin şu huysuz karakter. En sevdiğim. Evet. Şimdi gelelim sorulara. Ne güzel oraya geçince soruları da kaybettim. mis. Şimdi geldim. Arada bazı soruları geçiyorum. O yüzden şey yapmayayım. Kurtları Söyle Eve Döndüm'le ilgili bir soru sormuş. Tipsiz olmak Finn mi Toby mi? Toby. Yani çünkü Finn'in Finn olmasını sağlayan kişi de Toby olduğu için o yüzden onu severim. Hangi kitap karakteriyle özdeşleştiriliyorsun? Eren abi, Nihan abla ve Onur ablayı kimle özdeşleştirdiğini söyleyecek. Yani herkes diğer kendisi hariç diğerlerini. Ben Nihan'ı Brandon Sanderson'ın bütün karakterleriyle özdeşleştirebilirim. Onun ablayı da Cat. Cat. Çok zor soru. Vallahi çok zor soru. Ben de seni deyip zorlayacağım kendimi. Agus diyormuşum. Olur. Yani. Yok. Vallahi bulamadım ben ya. Söylemeyeceğim. Onu düşünmem belki Snap'te söylerim. Tipsiz olmak zormuş. Çevirmen olmanın güzel ve zor yanları. Şöyle söyleyeyim. Kitap okumak tam hoşlanıyorsanız zaten çevirmen olmanız gerekiyor. Hoşlanmaktan ziyade çok seviyor olmanız gerekiyor. Ve şu anda ben hani
hobimden para kazanıyor gibiyim. O yüzden benim için çok eğlenceli, hem eğleniyorum bir de sevdiğim tarzda türde kitaplar da çevirdiğim için. Benim için iş olmanın dışında ayrıyetten bu dediğim gibi hobi gibi de bir şey. Zor yanları çok fazla var çünkü işte senle de konuştuk ya, evet, kitabın yazarın dilini, ruhunu kitaba verebilmek, yansıtabilmek çok önemli. Hani okurken bir şey hissetmediğimiz kitaplar var ya, işte onların çoğunluğu kötü çeviriden kaynaklanabiliyor. Hani yazar da kötü yazmış olabiliyor ama yani %90'ı kötü çeviriden, o yazarın yazdığı şeyleri ruhu aynen veremiyor, kaybetmiş tabii oluyor. Gidiyor, onu kaybetmemek çok önemli. O da zor bir şey. Yalnız yaptığınız bir iş. Hani bir iş arkadaşlarınız, çevrenizde bıcır bıcır olan bir şey yok. Home office çalışıyorsunuz. Ve düşündüğünüz gibi home office öyle evimdeyim, oh muhteşem falan değil. Değil, değil. Yani belli bir şeyde, günde belli bir saat, işte 7-8 saat ben minimumda çalışıyorum. Hele sıkıştım o deadline dönemlerinde. Bu işte en son bitirdiğimde öğlen 1'de oturdum, gece 2.30'da kalktım ve kalktığımda bacaklarım ağrıyordu. Kilometrelerce koşmuş gibi sağ kolum ağrıyordu. Aynen. Hani bitirip teslim ettim. Yani çok zor, sıkışık günleriniz de oluyor. Ama genelde dediğim gibi hani her işin zorluğu var sonuçta. Keyif alıyorsunuz. Evet, keyifli. Sistemli çalıştıktan sonra da bence çok güzel, keyifli bir iş. Yani başka bir iş yapmayı düşünür müydüm? Hani bu saatten sonra artık düşünmem. Yani ben çok isterdim çevirmen olmayı. Hiç belli olmaz. Belki dilimi geliştirdikten sonra olabilir ama benim istediğim şey daha işin editoryal kısmı. Çünkü ben şeyi çok seviyorum. Bulmaca çözer gibi o kitapların içerisindeki hataları bilmem ne tık 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 indiririm. Normal okurken de yaparım. Onu isterdim. İlkem Zafer, kitaplarını en çok beğendiğiniz yayın evi hangisi? Pegasus benim son zamanlarda. Yani dönem dönem değişiyor çıkardıkları kitaplara göre ama Pegasus son birkaç yıldır. İtaki'nin fantastik olarak baktığın zaman zaten İtaki kesinlikle gidiyor ki Ejderha Mızrağı ve şeyi Unutulmuş Diyarları almasıyla birlikte. Yabancı iyi. Yabancı. Altın kitapları ben çok severim. Sen de seversin. Severim, evet. Çıkartıyorlar işte. Altın kitaplar da çok değişmiş. Bu arada buradan da bilgisini vereyim size. Ben Aristo and Dante Discovered the Secret of the Universe kitabının başka bir yayın evinden çıkacağını düşünüyorum ama altın kitaplar almış. Hatta böyle novella dinamik zannediyordum. Herkes de bu kitabı biliyordu. Ben şimdi ne diyor diye bakıyorum. Yok, onlar biliyorlar. Gerçekten biliyorlar. Bir tane kitap var. Aristo and hani birinin nickname'ini falan söylüyorsun sanıyorum. Yok, kitabın ismini böyle tek başıma şey yapıp söylediğimde gurur duyacağım. Çünkü Aristo and Dante Discovered the Secret of the Universe. Bak yine geldi. Hani o altın kitaplardan çıkacakmış. Altın kitaplar çok büyük yayınlığa gidiyormuş aslında, biliyor musun? Evet, çünkü altın ama çok iyi yayın evidir. Eski ve kemik kadrosu şimdi yenilenmiş bir kadroyla bu üçten beri Sara Lott mu? Ondan beri bir yeniliğe gidiyormuş. Tipsiz olmak elimde olsa bu kitap karakteriyle evlenirdiniz dediğiniz kitap karakteri kim? Anita. Ben her yerde bahsediyorum çünkü inanılmaz bir kikes karakter ama 9 tane sevgilisi var şu anda. Haremi var. 10. olurdu. Evet, 10. olayım. Ben zaten hayalimde kitap karakteriyle evliyim. Yani kitap karakteri gibi. Ben evli olduğum için eşimi de. Tolga abiyi çok gayet sevdim. Gayet iyidir yani. Başka bir soru daha var. Soruların bazılarını atlıyorum dediğim gibi. Yani bunu söylüyorum çünkü bazı şeyler birbirlerine çok benzer sorular var. En olmamış seri, yani beğenmediniz demiş Demigods PGO. En olmamış seri. Gece Evi. Ya Gece Evi'ni çok da ona yüklendik be. Zamanında da seviyorduk. Sonu manasıyla yine bakarsan mesela şeyin, evet, sonunu da hiç beğenmedim. Meleğin Düştüğü'nün son kitabını hiç beğenmedim. Çünkü bütün sorular havada kaldı. İlk kitaba taptım, ikinci kitaba evet, daha da taptım. Sen, üçüncüyü okumadım. Alacağım bu fuardan ben de. Mesela orada şey var. Annesinin bir iblisi var ya. Evet de söylemek istersen o anlı şey yapmadım. Yok yok. Annesinin iblisi var yani. Hı-hı. En çok merak ettiğimiz. En havada kalan o mesela, biliyor musun? Hani, dördüncüsü çıkacak mı? Belki kadın dördüğü yazıyordu. İnşallah yazar. Yani inşallah yazar. Yine en olmamış dediğim seri ne var? Hemen arkada gözler fıldır fıldır arkayı tarıyor. Morgan Rice'ın bir tane vampirli kitabı vardı. Allah da onun belasını vermesin. Ben şeyi sevmedim. Morgan Rice vampirlerini sevmedim. Ki vampirli kitapların hemen hani hepsini çok severim. Genç gelmiştir çok sana. Çok çok ergen geldi. Aynen öyle. Ya da belki çok daha iyilerini okuduğum için sonrasında o şey oldu. Olabilir. Sarışın Vampir serisini sevmedim mesela. Sarışın Vampir serisini ben de sevmedim ya. Christopher Pike'ın. Hiç beğenmedim. Ya 1000 yaşında vampirsin, tamam mı? Kadın 1000 yaşında vampir, böyle en ancient vampirlerden biri. Kurşunla vuruluyor. Komaya giriyor neredeyse, hatırlıyor musun? O aşırı saçma gelmişti abi. Yani her şeyi yapıyor olman lazım. Kurşun ne? Yani normal kurşun bir de.
Tenikleri falan saçma hani tahta kurşunla vurulursun tamam bir şey yaparsın ki o bile artık işlememesi lazım. Öyle bayağı bir şeyler saçmalıklar yani, gelmişti. Biz ne öyle ona asırlık vampirler gördük. Örneğin bir mençeresimiz var bizim. Aa evet. Öl yani, ya mençeresi öl yani. Vlad. Of Vlad. Vlad zaten şey yani Dracula ama kendine Dracula dedirtmiyor. O bir şehir evet efsanesi diyor. Ben Vlad'im diyor. Vlad Tepeş. Evet. Onun kendi kitabının ikincisi de geliyor biliyor musun? Ha gelsin gelsin. Gelecek. Okuyalım. Ne zamana gelirmiş? İşte normalde fuarda görmemiz lazım değil de. Göremedik. Yani. Göremedik. Kronik okur Ömer. Ha. Nihan bana bir hay der mi? Nihan yok beni versek. İkimiz diyelim. Hay. Şansına küs. Aşk olsun acaba. Niye Nihan? Niye Nihan? Evet ya geri alalım hayımızı. Geri aldım ya. De hay ben yok. De hay bile demedim sana. Çektik. Niran Kalaycı, araştırma inceleme tarzında okuduğunuz kitap var mı? Varsa önerileriniz konu fark etmez demiş. Araştırma inceleme derken? Yani bilgi alma amaçlı ya da bilmiyorum belki siyasi de olabilir. Ama o çok geniş bir kapsam yani hani psikoloji araştırma inceleme, felsefe, siyaset ne? Hani herhangi daha açık sorsaydı. Ha. Bunu fark etmez. Okuduğumuz var tabii. Yani ben çok siyasal kitap okumasam da mesela Ağrı'nın Derinliğini okumuştum. Ece Temel Kur'an'ın gerçekten çok güzeldi. Ermeni sorununu ve Ermeni-Türk ilişkilerini anlatmıştı. Bu Ermenistan'daki Ermeniler, Türkiye'deki Ermeniler, Amerika diasporadaki Ermeniler, Avrupa'da diasporadaki Ermeniler hepsini anlatmıştı ve çok hoşuma gitmişti o kitap. Takunyalı Führer vardır mesela. Evet. Onu ben okumuştum, izlemiştim. Yani Yılmaz Özdiller'i siyasi ama şey sayabilir miyiz araştırma inceleme? O da aslında günümüz Türkiye'sini araştırıp inceleyip yazıyor. Aynen, onlar evet sayılabilir. İsim, şehir, hayvanlar falan. Evet, artist diyecektim. Ben şimdi kadınla okuyorum onu. Kadın çok güzel. Güzel. Ben de merak ediyorum, şey yapmak istiyorum, almak istiyorum. Güzel yani hakikaten. Onu şimdi erkeğini çıkaracakmış. Ciddi misin? Evet. Alırım. Yani şeyi de çok merak ediyorum. Can Dündar'ın tutuklu. Eliyle yazdı. Ha, evet evet. Onu da ben alacağım. Bu fuardan alacağım. Biz genelde çıkan şeyleri, siyasileri alırız. Benim eşim çok seviyor okuyor. Ben de ilgimi çekenleri okuyorum. Hani bütün siyasileri okumuyorum tabii ki. The Vampires Books demiş ki Wattpad kitapları için nasıl düşünüyorsunuz? Bunu söyledik. Wattpad kitapları yani şey çok o derinlemesine girmek istemiyorum çünkü her yazılanda bir emek vardır. Hı-hı. Ama her yazılan şey kitap değildir. Bazı aynen şeylerin döküman ya da belge olarak... Ben şey diye düşünüyorum. Hani bu furya geçtikten sonra iyi olan yazarlar kalacak. Sonuçta hani bir emek var. Kimsenin emeğine saygısızlık yapmak istemiyorum. Hani yapmayız da zaten bize aynen yakışmaz. Ve hani bir hevesle yazılıp daha ergen işi olanlar elenecek. Ve bir de sonra iyi içlerinden mutlaka iyi yazarlar çıkacak ve devam edecek değerlerini. Ve hani şuna çok ben eminim. Sen de buna katılacaksınız eminim. Birçok yazar yani ileri dönemin yazarı olarak bahsediyorum bunu. Zamanında o ilk çıkarttıkları Wattpad kitaplarıyla anılmak istemeyecekler. Evet olabilir. Çünkü aynen örneğin Elif Şafak da bile önce bir kitabını çıkartmıştı. Kem Gözleri Anadolu diye. O kitabını toplattı mesela. Benim ilk kitabım olmamalı diye o kitabını toplattı. Bu benim şey benziyor. İlk video olarak iğrenç gibi ilk kitabım iğrenç. Olabilir evet. Çünkü kişiler değişiyor. Yazım stilleri değişecek falan. Aynen. Yani 15 yaşınızda yazdığınız ya da 17 yaşınızda yazdığınız şeyleri beğenmeyeceksiniz. İnanın bana beğenmeyeceksiniz. Ben şimdi ilk videoları beğeniyorum. Hayır. Yani. 41 dakika oldu. Ah tamam o zaman sorular bu kadardı. Baktım ettim falan. Birçok soruyu yanıtlayamadım çünkü şu fuara gelecek misiniz bilmem ne falan vardı. Onları yanıtlamadık. Geçtik. Sorular da tamamlandı. Çünkü fuara geleceğiz. Ya İzmir fuarına geliyoruz. Hı-hı. İstanbul ve İzmir evet dışında çok bir fuara gidebilme aynen imkanımız olmuyor. Belki en yakın Bursa olabilir seneye. O da hiç belli olmaz çok benim olmaz için. Ama Anadolu'daki ben diğer fuarlar... Muhtemelen. Aynen. Bana da soruyorlar. Güzel. Samsun'a geliyor musun? İşte şuraya geliyor musun? Gelemiyorum maalesef. Çünkü işler ve okul evet var. İster istemez sıkıntı bir oluyor. Bir İstanbul işte TÜYAP kaçırmak istemiyorum. Çünkü gerçekten oradaki atmosfer muazzam. Hani İzmir evet fuarı da çok güzeldir ama hani İstanbul TÜYAP'ta olmak istiyorum. CNR'a bile gelemedim ben yani şu. Ondan sonra o yüzden hani diğer şehirlerdeki fuarlara gelmiyoruz. Böyle. Bizi izlediğiniz çok teşekkürler. Dediğim gibi bu bir ikinci part. İlk partı Onur abla da. Ben onu bırakacağım oraya link olarak.
Budur. Biz izleriz. Tekrar teşekkürler. Akşamleyin Nihan geldiği zaman Snap'ten soru cevap yapmaya çalışırız. Evet, yani Nihan yorgunluktan ölmemiş ve biz de becerebilirsek. Evet, baldan biri Kübra söyledi bize de o fikri. Az önce konuşuyorduk. Gizem söyledi. Gizem söyledi. Yani niye Snapchat'tan yapıyorsunuz dedi. Dedik o zaman akşam da oradan yapalım. Aynen. Öyle. Biz izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.